Vajinismus şikayeti olan birçok kadın için özellikle genital bölgesi dokunulmaz bir bölgedir. Şimdi birçok derstir bedeninizin ne olduğunu konuştuk, bedenin bedenimizde barışık olmamız gerektiğini konuştuk. Tüm bu bilgilerle artık sadece e, biliyor olmanız yetmeyecek. Artık harekete geçme zamanınız geldi ve böyle bir bilgi artık sahipsiniz. Bunun için lütfen büyüteçli bir ayna alın. Genital bölgenizi görecek şekilde karşınız karşısına oturun ve o görselleri kendi bedeninizde hayal ederek o vajen girişindeki kasların nasıl çalıştığını görmek adına büyüteçli bir aynanın karşısında işte anüs kasınız, idrar çıkış deliğinin çevresindeki kaslar ve vajen kası birlikte hareket eder. Onları kasıp gevşettin. Kasıp gevşetin ve aslında gevşemenin sizin bilincinizle ne kadar da olabileceğini fark edin. Bir tarafınız diyecek ki hayır bunu yapma. Bir tarafınız diyecek ki yok zaten ben bakamıyorum. Ama lütfen artık şu bilinci kabul edin ve doğru bir tavırda olun. Ve ilerleyen derslerde de bunları daha kolay yapma pratikleri yapacağız ama şimdi o derslere geçmeden lütfen şunu söyleyin. Benim bedenimin her bir bölgesine bakma ve güvenle dokunma hakkım var. Bedenimin bir bölgesini çocuk aklımın öğretileriyle artık yasaklamaya ihtiyacım yok. Kulağım kadar, gözüm kadar, ağzım kadar tüm bedenin ihtiyacı için yaratılmış organlarımı, vajenimi, vajen girişimi bütün organlarımı kabul ediyorum ve seviyorum. Kendinizce olumlu tercih cümleleri yapın. Yani şöyle yapmayın. Bunun altını çiziyorum. İşte artık korkmuyorum, artık kasmıyorum gibi olumsuzdan olumlu cümleler, kelimeler türetmeyin. Sadece bilinçli aklınızla onayladığınız ki gerçek bu. Olumlu tercih cümleleri kurun. Bunları kendinize uygun bir şekilde yazın. Ben örnek olsun diye yazdım. Bedenimle barışıyorum. Çünkü bedeninizle kavganız var. Eğer normal fonksiyonlarınızı görmüyorsa bedeniniz ve bedeninizi ihtiyaçlara açamıyorsanız bedeninizle kavganız var. Bilinçli tercihiniz şu olsun. Bedenimin her bir alanınla barışıyorum. Cinselliğimi kabul ediyorum. Eğer yasaklar, günahlar, dokunulmazlıklar varsa bir taraf kabul etmiyor. Bir taraf ayıplıyor. Gençli aklınızla deyin ki cinselliğimi kabul ediyorum. Ve fark edin, cinselliği yok sayan inanç kalıplarınız var. Ve bunlardan özgürleşmeyi tercih edin. Ve bunun gibi bunları zaten her zaman ulaşabileceğiniz bu eğitim içinde olduğunuza göre her zaman ulaşabileceğiniz maddeler ama kendinize uygun daha kendi duygularınızı ifade eden cümleleri yazın ve lütfen her gün en az üç kere okuyun. Ve zihin beden bütünleşme pratikleri yapın. Yani bulaşık yıkarken, otobüste giderken, televizyon seyrederken anlık zihninizle bedeninize girin o bütünlüğü hissedin. O bütünlüğü hissederken bir taraflarınız arıza çıkartıyorsa, kasılıyorsa, geriliyorsa zihninizle oraya girin ve deyin ki, gevşemeyi tercih ediyorum. Bütünün bir parçası ve kabul ediyorum. Bu pratikleri çokça yapın. Bu derse geldiğinize göre bu pratikleri yapacak artık bilgi birikimine sahipsiniz.